Herkese merhaba. Arkamda gördüğünüz gibi Carrefour'dayım, toz yatağımda. Aslında biraz Carrefour'dan alışveriş yapıp sonra Bauhaus'a geçeceğim. Oradan balkon için bir şeyler almak istiyorum, çiçek falan. İşte saksılara falan bakmak istiyorum. Bu arada da sizlere de göstermek istedim. Alışveriş videosu olacak bu biraz da. Bauhaus'u gösterebildiğim kadar göstereceğim. Birkaç şey alacağız dediğim gibi. Bakalım neler olacak. Oralarda görüşürüz. Burada güzel sepetler var. Bunlar saksı olarak kullanılıyor. Güzel. Küçük olanları işte 32'den başlıyor. Balkon içinde alınabilir. Biz birkaç tane saksı bakacağız. Bir de işte çiçek bakacağız. Aslında balkonun böyle kenarına asmak için bir şey düşünüyoruz. Bakalım neler var. Bu esnada ben de biraz burayı gösteririm diye düşündüm. Hadi etrafa bakalım. Burada yuvarlaklar da var ama biz daha çok asılabilen bir şey bakıyoruz. Böyle çit görünümlü olanlar var. Bunlar da hoş gözükebilir aslında. Bunlara böyle askı aparatı almak lazım. Bir de benim daha çok beğendiğim şunun gibi olanlar var. Yine çit gibi gözükenlerden. Bakalım bunlar da ne kadarmış? Büyüklüğüne göre değişiyor. 74 ile 86 arası. Burada ferforjlu olanlar var. Bu şekilde içerisine saksı alıp da koyabilirsiniz. Ya da şu asılabilenler de güzel. Böyle sarkan bitkiler için güzel olabilir. Şimdi bizim asıl beğendiğimiz şu taraftaki çitli olanları asmak için aparat bulamadık. O yüzden onlara bakacağız. Uygun bir şey bulursak onlardan alacağız. Şu sepet gibi olanlar da güzel gözüküyor beyazlardan. Bunlar da olabilir. Şimdi saksımızı seçtik. İçine çiçek bakacağız. Ne tarz bir çiçek ekelim diye. Bunlar da güzel gözüküyor. Bunlar içinde begonya dış mekan bitkisi diye geçiyor herhalde. Bunlar da olur diye düşünüyorum. Güzel gözüküyor bunlar da. Şimdi saksıların içine begonya almaya karar verdik. Bir de burada vinça diye sanıyorum ya da vinca diye bir tür var. Ben de babamı arayıp sordum bu arada. Bunların daha uzun dayanabileceğini söyledi balkon için. Kışa kadar dayanabiliyormuş. 2-3 ay daha ömürleri varmış. Kışında içeride tutarsak eğer bir sonraki yıla da kalabiliyormuş. Özellikle begonyalar için. Zaten Bauhaus'ta şu anda çok fazla çiçek türü yok açıkçası. O yüzden balkon için bu iki türden farklı ben de bir seçenek bulamadım. Yapacak bir şey olmayınca 3 tane begonya, 3 tane de bu vinçalardan seçmeye karar verdim. Şimdi bunların çok da açmamış olanlarından 3'er renk seçeceğiz. Ondan sonra da toprak alıp burada çok fazla dolaşmadan galiba biraz da içeriği belki bakarız alışveriş yapmak için Carrefour'a geçeceğiz. O yüzden bu video kısa olabilir. Belki balkonda çiçekleri ekerken de çekebilirim. Şimdi çiçeklerimizi alma zamanı. Ne kadar tatlısınız. Çiçeklerimizi aldık. Şimdi alışveriş yapmaya gidiyoruz.
Bauhaus'ta bahçeyle ilgili çok şey var. Biz şimdi birkaç tane çiçek seçtik sadece. Şu an için balkona. Onun dışında normal alışveriş yapacağız. Hafta sonu arkadaşlarımız kahvaltıya gelecek. Bunları biraz da ekerken gösteririm. Şimdi buradan çıkıyoruz, ödemeye geçiyoruz. Şimdi de Carrefour'a geldik. Hafta sonu kahvaltı alışverişimizi yapıyoruz. Bakalım bir şeyler alacağız şimdi kahvaltı için. Pazar günü de arkadaşlarımızı kahvaltıya çağırdık. Oy kullandıktan sonra herkes bize gelsin dedik. Şimdi arkadaşlarımız için biz de kahvaltılık bir şeyler alıyoruz. İşte bir şeyler hazırlayacağız. Hafta sonunu da onlarla birlikte geçireceğiz. Aynı zamanda da işte seçimin sonuçlarını falan izleriz diye düşünüyorum açıkçası. O yüzden Bauhaus'tan çıktıktan hemen sonra birkaç çiçek aldık Bauhaus'tan. Onları yarın ekebilirsem göstereceğim. Daha sonra da belki balkona bir düzenleme yapmayı düşünüyorum ama şimdilik çiçek ekilecek. Çünkü herhangi bir mobilya seçemedim balkon için. Zaten küçük bir balkonumuz var. Şu an için de işte dediğim gibi alışverişlik bir şeyler bakıyoruz. Carrefour'da birazcık daha dolaşacağız. Şimdi eşim de biz bisikletlerle gezerken böyle kamp sandalyelerimiz vardı. Kamp masası arıyor. O yüzden o da onlara bakmaya gitti. Ben de arkasından gidiyorum. Şimdi kendimiz için ekmek alacağım öncelikle. Bakalım neler varmış. Zaten siyez buğdaylı ekmek yediğim için bunlardan alabilirim galiba. Kahvaltı için Nutella. Aslında ben bu tür şeyleri yemiyorum. Özellikle böyle paketli gıdaları. Ama birilerini çağırdığımız zaman değişiklik olsun diye alıyorum. Eşim seviyor bu tür şeyleri. Daha sonra da o yer. Aktiva alıyorum kendim için. İşte yoğurt falan da kendimiz için. Şimdi aldığımız bazı şeyler aslında benim normalde bu aralar yemeği tercih etmediğim şeyler. Daha sağlıklı beslenmeye çalışıyorum ama yine dediğim gibi eğer arkadaşlarımız kahvaltıya gelecekse onlar için daha zararlı şeyler alıyoruz. Tabii ki de herkesin damak zevki farklı olduğu için onlar için onların daha seveceğini düşündüğümüz şeyler alıyoruz. Aynı zamanda kendi sevdiklerimizden de alıyoruz. Ortaya karışık bir şeyler yapacağız. Bakalım neler olacak. Şimdi biraz da sebze tarafına bakacağım. Sebzeli muffin yapabilirim. O yüzden birkaç tane havuç alacağım. Birkaç tane de kabak gerekiyor onun için. Mücver gibi bir şey oluyor. Bilmeyenler aratırsa bence kahvaltılık için güzel oluyor. Denemenizi öneririm. Şimdi ben 2-3 tane havuç seçeyim. Şimdi biz market alışverişimizi sona erdirdik. Alacaklarımızı aldık. Hatta bence fazlasıyla aldık. Hem kahvaltılık hem de ev için gereken bazı temizlik maddelerini aldıktan sonra gidiyoruz. Bunun devamında çiçekleri ekerken yarın çekebilirsem bir de bahçeye, daha doğrusu balkona saksılarımızı nasıl yerleştirdiğimizi gösteririm. Oradan sonra da kapatırız. Şimdilik görüşürüz. Bye bye. Misafirlerimiz geldi. Ben de onlara sebzeli muffin, focaccio, klasik peynir tabağı ve çeşitli yumurtalar hazırladım. Bir de tatlı. Afiyet olsun. Merhaba. Şimdi çiçekleri ekmeye çalışacağım. Hepsini yanıma aldım, toprak da aldım. Balkondayım. Birazdan çiçekleri beraber ekip son hallerini de göstereceğim size. Hadi ekelim. Bunun için bir tane kürek aldım. Eldivenlerimi giydim. Çiçeklerimi aldım. Toprak aldım. Şu şekilde. Şimdi beraber saksımıza yerleştirelim.
şu şekilde kenarlarını gevşetiyoruz ekmeden önce. Çiçeği çıkardıktan sonra ayarladığımız yere ekiyoruz. Şimdi de begonyalarımızı ekiyoruz. Onları da aynı şekilde. Öncelikle saksıyı biraz toprak doldurdum. Sonra toprağı bu şekilde açtıktan sonra bunu kürekle de açabilirsiniz. Elinizle de. Çiçeğe zarar vermeden bu şekilde kenarlarını gevşeterek çıkartıyoruz. Daha sonra da ekiyoruz. Diğerini de aynı şekilde çıkartıyorum. Birazcık bu şekilde bastırmanız gerekiyor. Ben yaparken etrafa da bayağı bir toprak döktüm maalesef. Onları sonra temizleyeceğiz. Çiçeği iyice yerleştirmek gerekiyor. Şöyle bastırarak toprağı. Şimdi çiçeklerimizi ektik. Etrafı da biraz toprak yaptım bayağı. Burada yağlı begonyalar var. Burada da diğer çiçekler var. Şimdi bunları balkonumuza koyacağız. Bu videomuzda da size Bauhaus ve Carrefour alışverişimizi gösterdim. Birkaç tane çiçek aldık, onları saksılarımıza ektik ve balkonumuza yerleştirdik. Şimdi biz balkonumuzda keyif yapacağız. Belki daha sonra bu hali de değişir. Başka yenilikler de yapabilirim. Eğer değiştirirsek onları da çekmeyi düşünüyorum. Size fikir vermesi açısından. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Bundan sonraki videolarda görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Aynı zamanda videoları da beğen tuşuna basmayı unutmayın lütfen. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.